İran'ın misillemesi Netanyahu'nun işine yaradı. Anketlere göre İsrail Başbakanı'na destek artışa geçti ve rakibi Benny Gantz'la arasındaki oy farkı da ilk kez 5 puana inmiş oldu. İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yaptığı misilleme Benjamin Netanyahu'ya can simidi oldu. İsrail Başbakanı'nın Gazze Savaşı sırasında dibi gören destek oranı yeniden artışa geçti. İran'ın saldırısından önce Netanyahu'nun siyasi geleceği son derece kasvetli görülüyordu. Hamas'ın saldırısının önlenememesi ve Gazze'de çıkmaza giren durumdan Netanyahu hükümeti sorumlu tutuluyor, İsrail Başbakanı'nın istifası isteniyordu. Protestolar ve tepkiler son bulmasa da Netanyahu için işler daha iyi gitmeye başladı. Oy oranı %37'ye yükseldi. Rakibi Benny Gantz %42 oy oranıyla hala önde ama iki isim arasındaki marş Gazze Savaşı sırasında ilk kez bu kadar daraldı. The New York Times gazetesine göre İran korkusu dikkatleri Netanyahu'nun Gazze'deki hataları ve başarısızlıklarından uzaklaştırıyor. Bir kesimse Netanyahu'yu sırf siyasi kariyerini kurtarmak uğruna İran'la savaşı kışkırtmaya çalışmakla suçluyor. Netanyahu, İran'ın dolaylı desteğiyle gücünü artırmaya başlasa da sokaktaki öfke dinmiyor. Netanyahu karşıtları hafta sonu Kudüs'te yine eylem yaptı. Bibi istifa sloganları atıldı. Gazze'deki rehinelerin kurtarılması için Hamas'la uzlaşmayan hükümete tepki gösterildi. Hamas'la dolaylı müzakerelere katılan heyette Netanyahu'yu suçlayıp anlaşma fırsatının defalarca kaçırıldığını, Başbakanlık ofisinin uzlaşı şansını birçok kez göz ardı ettiğini öne sürdü. Netanyahu ise müzakere heyetini yalan söylemekle itham etti. Yanlış bilgi vererek umutsuzluk tohumu ekiyorlar dedi.